SolidCam 2018'e giriş. Ben Mustafa Karaca. Bu videomuzda SolidCam'de bir parçayı nasıl sıfır atacağız, nasıl stoklarını ayarlayacağız yani paylarını ve parçanın bittikten sonraki ve bitmeden önceki halini programa nasıl anlatacağız? Bu videomuzda bunu göreceğiz. Ekranda gördüğümüz parça SolidWorks'te çizilmiş ve sol tarafta gördüğünüz gibi unsur ağacı olan bir parça. SolidWorks'te çizilmiş olması önemli değil. Import da olabilir. Yani başka CAD programlarında çizilmiş ve STEP, IGES veya Parasolid olarak transfer edilmiş de olabilir. Hiç sorun değil. Bunu SolidCam'de açmanın tam 3 tane yolu var. Daha doğrusu bu parçayı SolidCam'e atmanın 3 tane yöntemi var. Birinci yöntem, SolidCam eğer bilgisayarınızda kurulu ise şu altlarda toolbar olacaktır. Bu toolbarlar eğer sizde yoksa bilin ki şuradaki eklentilerde SolidCam aktif değildir. Eğer değilse lütfen buradaki şu iki tane kutucuğu işaretleyin. Tamam deyip programınızı kapatıp tekrar açın. Bazen kapatmaya da gerek kalmayabiliyor. Neyse. Birinci buradan giriş yapabiliyoruz. SolidCam parçası ve şuradan yeni deyip freze. Bu parça çünkü sonuçta frezeye göre bir parça. Buradan freze deyip giriş yapabiliriz. İkinci bir seçenek araçlar, SolidCam, yeni ve freze. Bu daha uzun değil mi? En kısası şurası. Yani bu alttaki toolbarlar, SolidCam parça ve yeni. Üçüncü bir yöntem ise SolidCam 2018'de gelen yeniliklerden bir tanesi bu. Şurada ekranın sağ tarafında bir tane pencere var. Buna tıkladığımda burası gerçi buradaki arayüz şimdilik İngilizce ama ilerleyen SalesPack sürümlerinde umarım güncellenir. Şu anda bu SalesPack 0 sürümü. O yüzden ufak tefek hatalar da olabilir programla ilgili. Ama ilerleyen video ilerleyen sürümlerde bu problem giderilecektir, merak etmeyin. Şimdi buradan da giriş yapabiliyorum SolidCam'e. New video bakın. Yeni seçeneği tıkladığım zaman frezeleme, C eksen torna, torna ve freze STL. Buradan da giriş yapıyorum. Aynı zamanda burada şöyle boşluğa tıkladığım zaman kayboluyor, merak etmeyin. Tekrar şuna tıkladığım zaman pencere açılıyor. Yeni sıfırdan SolidCam'e giriş yapabiliyoruz. New diyerek veya SolidCam'in daha önceden SolidCam'de CAM yaptığınız parçaları open diyerek açabiliyorsunuz veya klasörleri görebiliyorsunuz. Veya takım hane oluşturduysanız yani ya da takım kütüphanesi oluşturduysanız bunu açabiliyorsunuz. Hatta düzenleyebiliyorsunuz veya sıfırdan bir takım tablosu oluşturabiliyorsunuz. Sonra işte burada eğer lisanslı kullanıcı iseniz burada SolidCam profesörü varana kadar web tabanlı yardım menüsü var. Ve SolidCam ayarları. Şuradaki en alttaki iki tane seçenek ise bizim SolidCam'de kaç tane şimdiye kadar cam yaptıysak 7 veya 8 tane aşağı doğru burada sıralanıyor. Burada en son açtığınız dosyalar görünüyor. Bir de en son açtığımız dosyalar nerede görünüyordu? Araçlar, SolidCam, şuradan. Mevcut cam parçaları. Bakın şurada benim iki tane en son yaptığım işim varmış. Alt alta burada sıralanıyor. Bir de mevcut cam parçaları dediğim zaman tıklarsam bunu eğer resim, ön izlemeli resim gelecek. Neyse onlar ilerleyen videolar. Şimdi biz burada SolidCam'de 3 tane cam'e nasıl geçilirin yöntemlerini gördük. Şimdi bu parçayı cam'in içerisine atalım. Ben sık sık burayı kullanacağım veya şurayı kullanabilirim. Bilginiz olsun ama şuradan da giriş yapabiliyorduk araçlardan. Şimdi SolidCam parçasına geldim ve buradan yeni diyorum. Bu parçanın frezeye uygun bir parça olduğu için freze diyorum. Ve buradaki iç ve dışın ne anlama geldiğini artık bir önceki videodan biliyoruz. O yüzden ben dışı seçiyorum. Çünkü her zaman bunu uygun bulmuştuk. Model dosya dizilini kullandık ve onayladım. Buradan kontrol yöntemi seçtim. Referans tanımlayacağım şimdi burada. Şurada dönme merkezi seçili. Bakın bunların hepsini tek tek göreceğiz, merak etmeyin. Ben şimdilik parçamın sıfırını atayım. Şu deli merkezi. Onayladım bunu. Burayı da onaylıyorum. Burayı da onayladım. Stok modelim. Yani parçam bana nasıl gelecek? Ben diyorum ki X'te ve sıfır şeyde hiç pasom yok. Sıfıra sıfır diyorum her tarafına. Onayladım buradan. Buradan da onayladım.
ve çıktım. Onayladığım zaman bakın az önce farkındaysanız şurada bir pencere açıldı. Ben boşluğa tıkladığım için o pencere hemen kayboldu ama merak etmeyin şurada altta hemen duruyor burada. Buna tıkladığım zaman bu parçayla alakalı bir menü burası. Bir sonraki videoda nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığını anlatacağım merak etmeyin. Şimdi Solidkem'e biz giriş yaptık. Parçamızın sıfırını atadık ve 3 tane giriş yöntemi vardı. Üçüne de değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.